Şimdi bugün AK Parti'de MYK günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının da saat 14 itibariyle başlaması öngörülüyordu. Peki o toplantıda gündem ne? Hangi başlıklar masada? Ayrıntıları arkadaşımız Arda Erdoğan'dan alalım. Arda, sözü sana bırakıyorum. Göksu öngören o toplantı henüz başlamadı. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlamasını bekliyoruz. Bizlerde oldukça kritik bir gündem başlığı var ki o da siyasi partiler kanununda değişiklik öngörecek taslak hazırlandı. Bir komisyon kurulmuştu geçtiğimiz yıl içerisinde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında. Hayati Yazıcı başkanlığındaki o komisyon çalışmalarını tamamladı. Metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Bugün de AK Parti'nin A takımı o metin üzerinde değerlendirmelerini, görüşmelerini yapacak. Peki o metinde, o teklifte neler olacak? Öncelikle seçim barajının %5 ila 10 arasına düşürülmesinin öngörüldüğünü söylemek mümkün. Bununla birlikte seçim sistemi üzerinde daraltılmış bölge ya da dar bölgeye ilişkin bazı çalışmalar, müzakereler vardı o metin içerisinde. 5 veya 7 vekil çıkarılacak şekilde seçim çevrelerinin yeniden düzenlenmesi de Hayati Yazıcı Başkanlığındaki o komisyonun yaptığı çalışmalardan biriydi. Bu çalışmalar noktalandı, tamamlandı. Bugün AK Parti'nin A takımı seçim kanununa ilişkin yapılması planlanan o düzenlemeyi değerlendirecek. MYK'dan onay çıkması halinde, vize alması halinde ise bu söz konusu çalışma Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye iletilecek. Ardından diğer siyasi partilere iletilmesi de beklentiler arasında. O teklifin içerisinde hazine yardımı ve partilerin seçime girme şartlarına ilişkin hükümlerinde düzenlenmesinin yer alması bekleniyor. Oldukça önemli bir noktada bu söz konusu teklifin zamanlaması ile ilgili olacak. Çünkü seçim kanununda yapılacak düzenlemenin seçimlerden en az bir yıl önce meclise gelmesi ve yasalaşması gerekiyor. Bu noktada meclis çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler de MYK'da yapılacak Göksu.